Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Arkadaşlar bugün menekşelerimi göstereceğim. Ama biraz da böyle yağışların az olduğundan bahsetmek istiyorum. Gerçekten bu sene çok böyle kurak geçiyor. Böyle ben de kendimce dikkat etmeye çalışıyorum. Herkes her şeyi yapamaz ama herkes bir şeyler yapabilir düşüncesiyle sularımızı böyle biraz daha ağzı dikkatli kullanmaya çalışıyorum. İnşallah hayırlı yağışlar olur da biz de bu kuraklıktan etkilenmeyiz. Şimdi güzel menekşelerimden devam edelim. Şu menekşemin güzelliğine bir bakar mısınız? Ne kadar güzel. O kadar güzel açtı. Çiçek, daha önceki çiçekleri o kadar büyüktü ki artık zannediyorum biraz dinlenmeye geçti. Bakar mısınız ne kadar güzel. Şöyle ne kadar sağlıklı olduğunu göstermek amacıyla köklerini göstereceğim. Saksıdan dışarı çıkmış. Bu tabii ki fitilli sulamada. Gelişimi harika. Burada güzel bir menekşem gene var. Şöyle harika bir gelişim gösterdi. Gayet iyi. Bugün mor menekşeleri göstereceğim size. Diğer menekşelerim de var tabii ki. Şu mor menekşemde bir hata yaptım. Onu tarif edeceğim. Çünkü menekşelerimi kaybedebiliyorum böyle hatalarda. Arkadaşlar bunlara ben her pazartesi günü su veriyorum. Bunlar normal menekşelerim benim. Bu yonca saksılarımda olan normal menekşelerim. Böyle tohum tüpü de oluşturmuş. Bu da çok güzel bir menekşem. Bu yerli menekşem benim. Ama çok sevdiğim renklerden, güzel renklerden. Ama ben daldırma yöntemiyle suluyorum bunları. Sularken biraz dalmışım. Bu da o kadar çok su çekmiş ki inanamadım. Şimdi bunun ölmemesi için ne yapacağım? Şimdi onu göstereyim size. O kadar çok su çekmiş ki toprak. Arkadaşlar burada bir tepsim var benim. Burada kalın bir gazete var tabanında. Bu peçeteyi de üzerine koydum. Şöyle koyacağım. Bu peçeteye, o gazeteye suyunu çektireceğim bunun. Şöyle de bir bilgi vereyim. Buradaki deliklerden topraklar sızıyorsa bu suyu çeker. Yoksa drenaj sağlamak amacıyla taş döşemi, taş koymuştuk ya tabanına. O yüzden suyunu vermeyebilir. Böyle bu deliklerden böyle bir ip veya bir peçete yaparsanız daha iyi böyle drenaj sağlar. Bunu böyle bir akşama kadar bekleteceğim suyunu aldırmasını. Ondan sonra tekrar gazetesini değiştirip yeniden suyunu bir daha aldırmasını sağlayacağım. Çünkü bu suyla kalırsa yakında çürür, kök çürümesi yaşarım. Bu bilgiyi de verdikten sonra diğer menekşelerime geçeyim. Arkadaşlar lütfen az su verelim menekşelerimize. Burada beyaz menekşem var benim. Az su, dinlenmiş su, ılık su verirsek, bir de NPK diye bir gübremiz var bizim. Onu verirsek harika bir gelişim gösteriyorlar arkadaşlar menekşeler. Yoksa fazla su kaçırdığımızda, bu da benim fitili sulamada değil, normal sulamada. Bakmayın böyle fitili var ama normal sulamada. Bazı menekşeler dediğim gibi kabul etmiyor fitilli sulamayı. O yüzden gayet sağlıklı gelişiyor şu aralar beyaz menekşelerin. Az su, dinlenmiş su, ılık su dediğim gibi. Bütün formül bunda aslında. Bir de tülün arkasından güneşe korsanız harika güzel gelişim gösteriyorlar. Arkadaşlar burada benim bir menekşem var. Burada sararmış yapraklarını alıyorum önce. Bu benim harika bir menekşem. Bu da fitilli sulamada.
kökleri dışına çıkmış. Bu gereksiz yaprakları aldıktan sonra çok daha güzel gelişim gösteriyorlar. Bakmayın şimdi bu yeşil kaba koydum ama kontrol etmesinde zorlandığım için suyunu birazdan korum, alttaki suyunu. Arkadaşlar burada benim güzel menekşelerim var. Kökleri ne kadar sağlam olduğunu onları göstereceğim size. Kökler dışına o kadar fazla çıkmış. Bu minyatür menekşelerimden biri. Bunlar da gene aynı. Şuna bir bakar mısınız? Arkadaşlar şimdi yaprakları ben biliyorsunuz kablarda köklendiriyordum. Daha doğrusu kök yapmasını sağlıyordum. Ama bu sefer var ya inat ettiler ya köklenmeyeceğiz diye. Şunu da göstereyim, o yapraklarımdan bahsedeceğim size. Harika gelişim gösterdiler. İşte her zaman başarılı olamıyorsunuz maalesef. Şu yapraklarımı göstereceğim. Bir türlü bunlara kök salmadılar. Neden olduğunu bir türlü anlayamadım. Bakar mısınız? Gayet keyifleri de yerinde. Bazı arkadaşlar hani bizi kaba koyuyoruz bir türlü kök yapmıyor diyorlar ya, işte benimki nerede olmadı. Bazen olmuyor işte. Bayağı uzun sürede oldu bunu koyalı. 27.10.2022'de koymuşum. İnat ediyorlar bayağı yapmayacağız diye, kök yapmayacağız diye. Bugün ayın 17'si. Bak bunun da biraz köklenme olmuş ama bu da çürümüş. Çürümeler oluyor tabii ki. Bu fena değil. Bunlarda da aynı. Bir de şunu göstermek istiyorum size. Bakın hiç olmadılar. Çürümeler de var burada. Bunlar biraz akşama kadar su püskürttüm üzerlerine. Akşama kadar bekleyeceğim. Eğer olmazlarsa bazılarını atacağım. Bazılarını da spaklum yosununa dikeceğim. Şurada benim bir menekşem var. Oraya buraya sallanan menekşelerim. Taşa dikmişim bunları ama şu aralar sağlıklı değiller. Bunları alıp başka bir yere dikmek istiyorum. Bakar mısınız nasıl sallanıyorlar? Bunları birazdan saksılarını değiştirip şurada görmüş olduğunuz gibi taşa diktim bunları. Bunlar da taşta. Şöyle göstereyim. Çok az bir toprak koydum uçlarına. Şu güzelliklere bir bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel gelişiyorlar. Bahara inşallah güzel menekşelerim olacak. Bunlar kireil menekşelerim. Bunlar fitili sulamada. Şurada bir beyaz menekşem tekrar açmaya başladı. Onu göstereyim. Videomu bitirmek istiyorum. Aslında beyaz değil, çok uçuk bir pembe ama bu menekşemi de çok seviyorum. Dinlenmeye geçti diyordum ben. Ama bir sürü tomurcuklar veriyor altlarından. Harika gelişim gösterdi. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni bazen onore ediyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.